Tabii her maç, daha önceki röportajlarımda da söylüyorum, her maç önemli bizim adımıza. Hele iç sahadaki maçlar. İç sahada iki maç oynadık şu ana kadar. Bir yendik, bir yenildik. Tabii iç sahadaki galibiyetler bizim pozisyonumuzu daha belirleyici olacak yani sıralamadaki yerimizde. O yüzden biz artık hata yapmak istemiyoruz Gölcük maçında. Gölcük takımı da nispeten bizim gibi genç bir takım. Onlar da kadroyu bayağı değiştirdiler. Geçen seneden sadece 4 oyuncusu oynuyor. İşte 2 tane stoperleri, bir kalecileri, bir de orta sahada bir oyuncuları devam ediyor. Onlar da tamamıyla değişmiş bu takım. Onlar da tabii burada 3. ligdeki maçlar inanın kestiremiyorsun. Sahada doğruları yapan, iyi konsantre olan bir adım öne geçiyor. Ama bizim takım gerçekten kaliteli bir takım. İyi oyunculardan kurulu. Ve her takımda yenebilecek potansiyelli bir takımız. İnşallah Gölcük maçında geçen haftaki galibiyetin daha değerli olduğu anlaşılabilmesi için bu hafta Gölcük'ü muhakkak yenmemiz lazım. Eğer yenersek de zaten bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. İnşallah yenmek adına her şeyimizi ortaya koyacağız. Seyircimiz de ne olur bizi 90 dakika desteklesinler. Bu çocukların gerçekten desteğe çok ihtiyacı var. Futbolcular çok narin insanlar, kırılgan insanlar. En ufak bir çatlak seste moral motivasyonları düşebiliyor, oyun tarzları değişebiliyor. O yüzden destek versinler sonuna kadar. İnanın bu çocuklar desteği gördüğü takdirde her işi başaracak kapasiteler. Şimdi Gölcük maçına biz eşik atlama maçı olarak bakıyoruz. Çünkü geçen hafta Fatsa'yı güzel bir oyundan sonra güzel bir skorla yendik. Gölcük maçı da bizim artık eşik atlama, bir yerlere geleceğini inandırma maçımız herkese. O yüzden bizim adımıza çok önemli bir maç. Batu bak, koşu yapalım. Koşu yapalım.